Projeler aslında çok fazla anlamlı olan şeyler değil. Vatandaşın talebi, vatandaşın beklentisi ve o beklediği şeyleri yaptığınızda vatandaşın memnuniyet derecesi aslında ana projelerin temel taşını oluşturur. Toroslar Belediye Başkan Adayı Doktor Ali Öz'le birlikteyiz. Ali Bey, 33 projeyle Toroslar sloganıyla evet. Seçim kampanyasını başlattınız. Torosları Ali Öz'le birlikte neler bekliyor? Vallahi bunu 17 Şubat'taki lansman toplantımızda Toroslar'daki yaşayan tüm hemşerilerimize ve basınla paylaştık. Kısaca şöyle özetlemek gerekirse Toroslar'da gerek şehirdeki ana şehircilik projeleri, eğitim, kültür, sanat, sportif faaliyetler, altyapı sorunları, ana belediyecilik hizmetleri, Toroslar'da yeni eğitim anlamında bir üniversite kampüsünün açılması, vatandaşın bizden en fazla talep etmiş olduğu sosyal tesislerin, hoşça ve kendilerinin ihtiyaç duydukları sosyal alanları oluşturabilecek projelerimiz var. Onları vatandaşlarımızla paylaştık. Bunların hepsini de kısa süre içerisinde inşallah bitirmekte nasip olur. Yine bir belediye hizmet binası bekliyorlar. Çünkü Toroslar'ın öyle bir eksiği var. İmar sorunu Toroslar'ın önemli bir sorunu. O noktada zaten biz aşağı yukarı bir 2-3 yıllık altyapı çalışması içindeyiz. Onun haricinde gerek meclis üyesi kadrosu, gerekse belediyedeki yeni oluşturacağımız liyakatlı bir kadroyla Toroslar'a ihtiyaç duydukları sorunları çözme noktasında büyük bir mücadelenin içerisinde olacağız. Projeler aslında çok fazla anlamlı olan şeyler değil. Vatandaşın talebi, vatandaşın beklentisi ve o beklediği şeyleri yaptığınızda vatandaşın memnuniyet derecesi aslında ana projelerin temel taşını oluşturur. Dolayısıyla biz Toroslar'da aşağı yukarı bir 40 günlük gezdiğimiz süre içerisinde vatandaş kimdir, bizden ne bekliyor, neleri yapmamızı istiyor, bunları yapacak gerçekten imkanlarımız var mı? Her anlamda gençlik olsun, kadınlarımız olsun, spor olsun, eğitim olsun, ulaşım olsun, dertlerini dinliyoruz. Aslında projeyi evet takdim edebilirsiniz ama ana proje vatandaşın beklentilerine cevap vermek, onlara dokunmak, dürüst olmak, şeffaf olmak ve ilkeli olmaktan geçiyor. Biz de bunun gayreti içerisindeyiz. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim.